Merhaba arkadaşlar, ben Uğur Mutlu. Rasyonel sayılarda işlemlerle sizlerle devam ediyoruz. Yandaki görsel Ahmet'in evi, okulu, ilk kütüphanesi arasında mesafeleri vermektedir. Ahmet evinden okula, okuldan kütüphaneye, sonra da kütüphaneye eve gitmiştir. Ahmet'in toplamda kaç kilometre yol gittiğini hesaplayınız. Verilere baktığımız zaman toplama işlemleri yaptığımızda bunların ne alması gerekiyor? Paydaları eşit olması gerekiyordu. O zaman bu paydaları eşit derken hepsini 28'e eşitleyelim. 2 ile genişletmemiz gerekir. 8 bölü 28. 4 ile genişletmemiz gerekiyor. 12 bölü 28 oluyor. Şimdi Ahmet evinden okula giderken, evden okula gidiyorsa 9 bölü 28. Okuldan kütüphaneye gidecek 8 bölü 28. Sonra kütüphaneden eve gidiyor. 12 bölü 28. Bunların toplamını istiyor benden. Bunları topladığımız zaman 29 bölü 28'lik ya da 1 tam 1 bölü 28'lik yol hareket etmiştir. Ahmet aşağıdaki güzergahlarda hangisinde daha fazla mesafe kat etmiştir? Evden okula gidiyor. Ev ile okul arası 9 bölü 28'di. Okuldan kütüphaneye gidiyor. 8 bölü 28. Kütüphaneden okula gidiyor. Tekrar 8 bölü 28. Okuldan eve gidiyor. 9 bölü 28. Bunları topladığımız zaman karşımıza 17, 17, 34 bölü 28 çıkacaktır. Diğer kısımda da evden kütüphaneye gidiyor. Ev ile kütüphane arası 12 bölü 28 artı kütüphaneden geri eve gidiyor. Bir daha 12 bölü 28. Evden okula gidiyor. 9 bölü 28. Okuldan eve dönüyor. 9 bölü 28. 24, 18, 42 bölü 28 oluyor. Dikkat ederseniz paydaları eşitleyince hemen sorunun cevabı rahat bir şekilde karşımıza çıkıyor. İkinci gittiği yer daha fazla mesafe elde ediliyor. Görselde yan yana verilen iki kutunun rasyonel sayıların toplamı altında bulunan kutulara yazılacaktır. Yine sayıları toplayacağım için öncelikle payda eşitleyerek hareket edebilirim. Burayı önce bileşik kesire çeviriyorum. 3, 1, burası 4 bölü 3 edecektir. Sonra da 3, 4 ve 2, 12 de genişletiyorum. Burayı 4 ile, 3 ile, 6 ile. Eksi 30 bölü 12, eksi 9 bölü 12, 16 bölü 12 oluyor. Şimdi bütün paydalar eşit olduğu için istediğim gibi toplama ve çıkartma yapabilirim. 16 eksi 9 buraları topladığımız zaman elimizde 7 bölü 12 olacaktır. Eksi 9 eksi 30 eksi 39 bölü 12 oldu. Eksi 39 ve 7 olduğu için eksi 32 bölü 12 oldu. Sadeleştirme yapabilirim. 4'e bölsem 8. 4'e bölsem 3. Eksi 8 bölü 3 olarak karşıma gelir. Dikkat ederseniz paydaları eşitledikten sonra toplama, çıkarma, toplama, çıkarma istediğimi rahat rahat yapabiliyorum. Rasyonel sayılarda toplama işleminin özellikleri. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz. Payda eşitlemem gerekiyor. Burayı 2 ile, burayı 3 ile. Unutmuyoruz, toplam ve çıkarmada payda eşitlememiz gerekiyor. Eksi 2 bölü 6 artı 3 bölü 6. O da eşittir 1 bölü 6 olacak. Yine payda eşitlemem gerekiyor. 3 ile 2 ile. 3 bölü 6 eksi 2 bölü 6. 3'ten 2 çıkarsa 1 bölü 6. Sonuçlarımız aynı. İşlemlerimiz farklıydı. Burada yer değiştirmiş,
O zaman yerler değiştirildiğinde sonuçlar herhangi bir değişiklik söz konusu değil. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Toplara rasyonel sayıların yeri değiştirildiğinde toplam değişmez. Buna göre rasyonel sayılarda toplama işleminin değişme özelliği de vardır. Aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını bulunuz. 1 bölü 4 eksi 5 bölü 8 artı 3 bölü 2. Hemen paydalarımızı eşitliyoruz 8'de. Burayı 2 ile, burayı 4 ile, burayı 2 ile, burayı 4 ile. Tekrar işlemleri aynı sırada yazalım. 2 bölü 8 artı eksi 5 bölü 8 parantezi kapattım artı 12 bölü 8. Önce parantezdeki işlemleri yaparsam eksi 3 bölü 8 artı 12 bölü 8 o da eşittir 9 bölü 8 olacaktır. Aşağıda payda eşitlersem 2 bölü 8 artı parantez eksi 5 bölü 8 artı 12 bölü 8. Önce parantezin içerisindeki işlemi yapıyorum. Eksi 5, 12, 7 bölü 8, 7, 2 daha, 9 bölü 8. Dikkat edersek sonuçlar aynı oldu. O zaman 2'den fazla rasyonel sayı toplarken farklı gruplandırma yaptığımız zaman herhangi bir şey değişmiyor. Ve buna normal tam sayılarda birleşme özelliği diyorduk. Bu da rasyonel sayıda birleşme özelliği olacaktır. Rasyonel sayılarda toplama işlemi yaparken sayıları farklı şekilde gruplandırarak işlemi yaptığımızda sonuç değişmez. Buna göre rasyonel sayılarda toplama işleminin birleşme özelliği vardır. 2 ile 5'i 2 bölü 5 ile 0'ı toplasam 0 etkisiz elemandı. 2 bölü 5 olacaktır. 0 ile eksi 3 bölü 5'i toplasam yine 0 etkisiz elemandı. Eksi 3 bölü 7. Etkisi yoktur. Yani etkisizdir. O yüzden sıfırın toplamı sayının kendisine ise sıfır rasyonel sayılarda toplama işlemine etkisiz eleman diyerek söyleyebiliriz. Eksi 1 bölü 5 artı 1 bölü 5. 1 artılı 1 eksili olduğu zaman 0 yani birbirini götürecektir. 3 bölü 4 eksi 3 bölü 4 1 artılı 1 eksili olduğu zaman sayıların toplamı 0 olacaktır. O zaman bu sayıların benzerlikleri nedir? Birbirlerinin tersini almışız. Eksi ve artı olarak. Yani toplamanın tersi ya da çıkartmanın tersini aldığımız zaman toplamı 0 olacaktır. İki rasyonel sayının toplamı toplama işleminin etkisiz elemanını veriyorsa yani 0'ı veriyorsa bu iki rasyonel sayı toplama işlemine göre birbirinin tersidir. 2 bölü 3 rasyonel sayısının toplama işlemine göre tersi eksi 2 bölü 3. Bir rasyonel sayının toplama işlemine göre tersi bulunurken bu sayının işareti negatifse pozitif olur, pozitifse negatif olarak değiştirilir. Eksi 4 bölü 3'ün toplama işlemine göre tersi artı 4 bölü 3 olacaktır. Artı 3 bölü 7'nin toplama işlemine göre tersi eksi 3 bölü 7 olacaktır. Bunları toplarken ne yapmamız gerekiyor? Paydayı kesinlikle eşitlememiz gerekiyor. Burayı 7 ile burayı da 3 ile genişletiyoruz. 28 bölü 21 artı eksi 9 bölü 21. 28'den 9 çıktığı zaman 19 bölü 21 cevap çıkacaktır. Payda her türlü eşitlenecektir. Aşağıda verilen rasyonel sayıların toplama işlemine göre tersleri yazalım. 2 bölü 3 ise eksi 2 bölü 3 olacak. Eksi 1 bölü 7 1 bölü 7 olacak. Eksi 1 tam 3 bölü 4 dediğimiz zaman işaret değişiyor. 1 tam 3 bölü 4 olacak. Sadece işaretleri değiştiriyoruz. Toplama işleminin özellikleri kullanarak boşluklara doldurunuz. 0 geliyorsa 3 bölü 7 olacaktır. 4 bölü 9 bir şeyler var. 4 bölü 9'da eksi 2 bölü 5'i toplamış. O zaman değişme özelliği eksi 2 bölü 5 yerine yazabiliriz. Eksi 2 bölü 3, 15 bölü 12 ve 1 bölü 4 var. Eksi 2 bölü 3'ü başa koymuşuz. 15 bölü 12 ile 1 bölü 4'ü gruplamışız. Birleşme özelliği çıktı. 0'ı
koyarak etkisiz elemanı da buluyoruz. Eksi 3 bölü 5. Eksi 3 bölü 5 de 1 bölü 2'nin toplamıysa bu kutumuz 1 bölü 2 olacaktır. Kutu artı eksi 8 bölü 7 artı 5 bölü 6 eşittir. Eksi 3 bölü 7 yıldız 5 bölü 6. 5 bölü 6'lar burada var. 8 bölü 7 yok. O zaman bu yıldız dediğimiz eksi 8 bölü 7 olacak. Eksi 2 bölü 3 de kutumuz olacak. Bizden kutu eksi yıldızı istiyor. Yani eksi 2 bölü 3 eksi 8 bölü 7 istiyor. Hemen payda eşitlemem gerekiyor. Burayı 7 ile, burayı 3 ile. Eksi 2 ile 7'yi çarptığımız zaman eksi 14 bölü 21 eksi ile eksinin çarpımı artı 3 kere 8 24 bölü 21. Buradan da 10 bölü 21 karşımıza gelecektir. Rasyonel sayılarda çarpma işlemi. Ayşe mutfakta bir pizzanın 3 bölü 5'ini yenmemiş halde buluyor. Şekilde gördüğümüz gibi. Pizza parçaların 2 bölü 3'ünü yiyor. Kalan parçaların 2 bölü 3'ünü 7 için 3 parçaya bölünmüş. Şurası da 7. Ne kaldı elimizde? 1 bölü 3'ü kaldı. Yandaki şekil üzerinde Ayşe'nin kalan pizzanın kaçta kaçını yediğini gösterirsek 2 parça yemişti. Yani şu kalanın 2 bölü 3'ü yediğine göre o zaman 2 bölü 5'i yenilmiştir. Ayşe'nin yediği pizza tüm pizzanın kaçta kaçıdır? 2 bölü 5'i olarak karşıma gelecektir. Ya da yenmiş kısmın 3 bölü 5'inin 2 bölü 3'ü kaldığı için yine bunları çarparak da 2 bölü 5'i bulabiliyoruz. Kareli kağıda 3'e 5'lik bir dikdörtgen çiziniz etkinliğimizde. Dikey çizgilerle 5 parçaya ayrılıyor. 5 eş sütuna ayrılmış dikdörtgenin birinci sütununu maviye boyayınız. Boyayalım. Bu bizim 1 bölü 5'imiz oldu. Rasyonel sayı yazdık. Aynı dikdörtgeni 3 eşit satıra bölünüz. Renkli de yapayım. İki satırını sarıya boyayınız. İki bölü üç oldu. Sarıya boyadığınız bölgeyi gösteren rasyonel sayı yazdık. Mavi ve sarı renklerin kesiştiği bölge, yani şu iki kısım, 2 bölü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 oldu. Dikkat ederseniz az önceki iki tarafı çarptığımız zaman çarpma işlemi üsttekiler ayrı, alttakiler ayrı çarpılıyordu. 2 bölü 15 olarak karşımıza geliyor. 3 bölü 4 ve 2 bölü 6 işlemini kesir kartlarıyla yaptığımız zaman şeffaf kartlar olması gerekiyor. 3 bölü 4'lük mavi ile bulunan bir ifade, 2 bölü 6'lık pembe ile olan bir ifade. Bunları üst üste getirdiğimiz zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 kısım ortak olacak. Tüm parçalarda bizim için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 şeklinde tüm parça olacak. Buradan da baktığımız zaman bu 3 bölü 4 ile 2 bölü 6'nın çarpma işlemi olarak karşımıza gelir. Üstteki paylar payla, paydalar paydalarla çarpılacaktır. Rasyonel sayılarda çarpma işlemi yapılırken paylar kendi arasında çarpılıp paya,
paydalar kendi arasında çarpılıp paydaya yazılacaktır. 2 ile 3'ü çarparız 6, 3 ile 4'ü çarparız 12 şeklinde. Bu da sadeleşirse 1 bölü 2 olacaktır. İşlemlerin sonucunu bulduktan sonra sadeleştirme yapmak matematiksel olarak daha sade bir sonuç elde etmemizi sağlar. Bunun için hem payı hem de payda aynı sayıya bölerek en sade sonucu elde ederiz. Eksi 5 bölü 6, 3 bölü 7. 3'ler sadeleşirse buraya 2 kaldı. 5 ile 1'i çarparsak 5, 2 ile 7'yi çarparsak 14. Eksi işaretimiz olduğu için eksi 5 bölü 14 olur. Çarpmadan da önce görebilirsek sadeleştirmek daha basit olacaktır. Paylar ve paydaları kendi aralarında çarpmadan önce gerekli sadeleştirmeleri yapmak matematiksel olarak daha sade bir sonuç elde etmemizi sağlar. Bunun için önce 6 ve 3'ü 3 ile sadeleştirdik. Sonra payları ve paydaları kendi aralarında çarptık. Tam sayılı kesirler bileşik kesire çevirerek çarpma işlemi yapılmak zorundadır. Çünkü bu dışarıda kalmayacaktır. 4'ten 1 bölü 2 ifadesi 9 bölü 2 anlamına gelir. 2 ile 4 çarpıp 1 ekliyoruz. 9 bölü 2. 3 ile 2 çarpılıp artı 2 elde edersek 8 bölü 3. İstersek 9 ile 8'i çarparız 72. 2 ile 3'ü çarparız 6. 72 6'ya bölsek 12. Ya da çözümde olduğu gibi 9 ile 3'ü sadeleştiririz 3. 8 ile 2'yi sadeleştiririz 4. 3 ile 4'ü çarptığımız zaman da 12 olur. Elif'in pembe ve mor olmak üzere toplam 15 tane saç tokası vardır. Tokalarının 2 bölü 3'ü pembedir. Elif'in kaç tane mor tokası vardır? 15 tane tokanın 2 bölü 3'ü pembeymiş. O zaman 15'te 2 bölü 3'ü çarparsak doğal sayının çarptığımız zaman rasyonel sayıyla gizli biri yazmak durumundayız. 15'te 2 çarpılır 30, 3'e bölünür 10. Ya da 15'te 3 sadeleştirilir 5, 5'te 2 çarpılır 10. 10 tanesi pembeymiş. Toplam 15 tane olduğu için 15'ten 10'u çıkardığımız zaman da 5 tane mor tokası olacaktır. Ahmet'in bir pastanın 1 bölü 4'ünü yemiştir. Kalan pastanın 2 bölü 3'ünü kardeşine verecektir. Ahmet'in kardeşine vereceği miktarın pastanın kaçta kaç olduğunu bulalım. Ahmet pastanın 1 bölü 4'ünü yediğine göre pastanın 3 bölü 4'ü kalmıştır. Nedir? 1 eksi 1 bölü 4'ten. 4 bölü 4 eksi 1 bölü 4. O da 3 bölü 4 olacaktır. Kardeşine kalan pastanın yani 3 bölü 4'ün 2 bölü 3'ünü yedirdiğine göre 3 bölü 4 çarpı 2 bölü 3 yapmamız gerekiyor. Burada 3'ler sadeleşip 2 ile 4 sadeleştiği zaman yukarıda 1, aşağıda 2 kalır. O zaman kardeşi pastanın 1 bölü 2'sini yiyecektir. Aşağıdaki işlemleri yapalım. Eksi 3 bölü 2, 3 bölü 4. Eksi 3 ile 3 çarpılırsa eksi 9, 2 ile 4 çarpılırsa 8. Çarpma işleminde önce 2'yi düzenleyelim. 5 bölü 12 çarpı 32 bölü 15. Sadeleştirmeler yapıyoruz. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 3. 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 8. 1 ile 8'i çarparsam 8, 3 ile 3'ü çarparsam 9 oldu. C ifadesinde de önce bileşik kesire çeviriyoruz. Eksi 4 bölü 3 çarpı eksi 12 bölü 5. Eksi ile eksi çarpıldığı zaman artı. Şu 3 ile 12'yi sadeleştirelim 4 olsun. 4 ile 4'ü çarparsam 16 bölü 5 olur. 1 eksi 1 bölü 2. Önce 1'den 1 bölü 2 çıkartırız. 1 bölü 2. 1'den 1 bölü 3 çıkartırız. 2 bölü 3.
Birden 1 bölü 4 çıkartırız. 3 bölü 4. Burada devamlı sayılar 2 ile 2, 3 ile 3 giderse 1 bölü 4 cevabımız çıkar. 50'nin 2 bölü 5'i kaçtır? O zaman 50'yi 2 bölü 5'te çarpıyoruz. İstersek bu gizli bir vardır. 50 ile 2'yi çarparız. 100. 1 ile 5'i çarparız. 5. 100'ü 5'e böleriz. 20 olur. Ya da 50 çarpı 2 bölü 5 dediğimiz zaman 50 ile 5'i sadeleştirip buraya 10 yazıp 10 ile 2'yi çarptığımız zaman direkt ben 20 de yazabiliriz. 60'ın 2 bölü 3'ünün 1 bölü 4'ü. 60 sayısını 2 bölü 3 ile ve daha sonra 1 bölü 4 ile çarpıyoruz. 60'ın gizli biri vardır. Bunu asla unutmayız. Sadeleşenlerde hemen sadeleştiriyoruz. 3 ile 60'ı sadeleştirirsem 20. 4 ile 20'yi sadeleştirirsem 5. Aşağıda 1 kaldı. Yukarıda 5 çarpı 2 çarpı 1'den 10 kaldı. 10 bölü 1'den de sonucumuz 10 oldu. Nurgül 2400 kilometrelik yolun 1 bölü 3'ünün 3 bölü 5'ine gitmiştir. Buna göre Nurgül'ün gideceği kaç kilometre yol kalmıştır? Önce gideceği yolu bulalım. 2400'de 1 bölü 3 çarpı 3 bölü 5. 3'ler gider. 2400'ü 5'e böldüğümüz zaman 480 yol gitmiştir. 2400'den 480 çıkartırsak 400 gitti. 1920 yolu kalmıştır. 1 futbol maçının biletleri kale arkası 15, açık tribün 20, kapalı tribünde 35 olarak satılmıştır. 3000 biletin satıldığı bu futbol maçında biletlerin 2 bölü 3'ü 20 TL'lik, yani açık tribün. O zaman 3000'in 2 bölü 3'ünü bulmam gerekiyor. Bu futbol maçında açık tribün için kaç bilet satılmıştır? 3000'i 2 bölü 3 ile çarparım. 3000 ile 2000'i 2'yi çarparsam 6000. Bunun gizli biri var. 1 ile 3'ü çarparsak 3. 6000'i 3'e böldüğümüz zaman 2000 açık bilet olacaktır. Ya da bu şekilde değil de yine 3000 çarpı 2 bölü 3 dediğimiz zaman önce bölme işlemi yapıyorum. Burasının gizli bir. 3 ile 3000'i sadeleştirirsem 1000 kalacaktır. 1000 ile 2'yi çarptığım zaman 2000. Sonuç yine açık tribün olacaktır. Aşağıda verilen dikdörtgenin alanını bulunuz. 5 tam 2 bölü 3. Alan dediğimiz uzun kenarla kısa kenarın çarpımı. 5 tamı değiştiriyoruz. 3 kere 5 15. 2 daha 17 bölü 3. 2 çarpı 3 6. 1 daha 7 bölü 2. Alan uzun kenarla kısa kenarın çarpımı. Uzun kenar 17 bölü 3. Kısa kenar 7 bölü 2. Sadeleştirme var mı ona bakıyoruz. Herhangi bir sadeleştirme yok. O zaman alanımız 17 ile 7'yi çarparsak 119, 3 ile 2'yi çarparsak 6 birim kare olacaktır. Alanı 1 tam 5 bölü 7 metrekare olan dikdörtgenin kenarları kaçar metre olabilir? Bu duruma uyan iki farklı dikdörtgen çiziniz. Öncelikle 1 tamı birleşik olarak yazalım.
7 kere 1 7. 5 daha 12 bölü 7. Alanı bu. 12 bölü 7'nin çarpımı şeklinde bir şeyler yazmam gerekiyor. Buraya 1 diyebilirim. Buraya 12 bölü 7 diyebilirim. Buraya 12, buraya 1 bölü 7 diyebilirim. Buraya 3 bölü 7, buraya 4 diyebilirim. Buraya 3, buraya 4 bölü 7 diyebilirim. Bunların tabi yazdığımız birin de gizli biri vardır. 12'nin de gizli biri. 4'ün de gizli biri. 3'ün de gizli biri vardır. 12'nin tüm çarpanlarını kullanabilirim. 2 deyip 6 bölü 7 yazabilirim. Buraya 6 deyip buraya 2 bölü 7 yazabilirim. İstediğim gibi 12'nin çarpanı 7'nin tek 1 ve 7 çarpanı olduğu için sadece 7 ve 1'i kullanıyoruz. Ama 12'de 12 ile 1 çarpımı, 4 ile 3 çarpımı, 6 ile 2 çarpımı olduğu için onları da rahatlıkla kullanabiliriz. Evet, ben Uğur Mutlu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.